Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Koronayla mücadeleye devam ediyorsunuzdur. Mümkün mertebe evden çıkmayın. Kendinizi ve ailenizi koruyorsunuzdur çocuklar. Buna dikkat edin. Çünkü biliyorsunuz şu zamanda siz sağlıkçılar olarak daha çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü koronanın gitgide yayıldığı bir zamandayız. Evet. Arkadaşlar şimdi geçen dersimizi bir hatırlayalım. Katılım nasıl hocam? İyi mi? Okul hocam 24. Evet, biraz daha arkadaşlar gelir. Bir tekrar yapalım biz. O zamana kadar arkadaşlarınız da yavaş yavaş artar. Şimdi geçen hafta neyi öğrendik arkadaşlar? Biz fiziği öğrendik. Fiziğin alt dallarını öğrendik. Nitel ve nicel gözlemi öğrendik. Temel ve türetilmiş büyüklüğü öğrendik. Skaler ve vektörel büyüklüğü öğrendik. Fizik, arkadaşlar ne demiştik? Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi deney ve gözlem yaparak doğayı inceleyen bilim dalıdır demiştik. Değil mi? Arkadaşlar zaten fizik Yunanca doğa demektir. Yani fizik demek doğa bilimi demektir aynı zamanda. Aklınızda öyle de kalsın. Fizik Yunanca doğa demektir. Dolayısıyla fizik doğa bilimi de aynı zamanda demek arkadaşlar. Fiziğin alt dallarını yazmıştık arkadaşlar. Hatta demiştik ki aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarındandır? Hangileri fiziğin alt dallarından değildir? O fiziğin alt dallarını sırasıyla bilmeniz lazım. Mekaniktir, optiktir, elektromanyetiktir, katal fiziğidir, nükleer fiziktir, yüksek enerji ve plazma fiziği. Aklıma gelmeyen bir iki tane daha var. Fiziğin alt dallarını da bilmeniz gerekiyor. Nitel ve nicel gözlem demiştik. Hatırlayın arkadaşlar. Duyu organları ile yapılan gözleme nitel ama duyu organı ve bunun yanında bir ölçü aletiyle yapılan gözlemlere ise nicel gözlem denir demiştik. Karşınıza şöyle bir soru çıkabilir arkadaşlar. Boşluk doldurma sorusu. Duyu organları ile yapılan gözleme nokta 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 denir. Nitel gözlem denir. Duyu organları yanında bir ölçü aleti vasıtasıyla yapılan ölçümlere nokta 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 gözlem denir. Nicel gözlem denir diye boşluk doldurma soruları karşınıza çıkabilir. Tabii arkadaşlar şunu söyleyeyim, soru sorarken klasik sorularımız olabilir, çoktan seçmeli sorularımız olabilir, boşluklu sorularımız olabilir. Bunlara hepsine de hazırlıklı olmanız lazım. Temel ve türetilmiş büyüklükler demiştik. Temel büyüklükler demiştik ki arkadaşlar tek başına anlam ifade eden büyüklüklerdir. Ve size formül olarak da muz kes veya kısa muz arkadaşınızın söylediği de kısa muz formülüyle temel büyüklükleri ne yapmıştık arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz. İşaretlemiştik. Temel büyüklükleri de öğrenmiştik. Türetilmiş büyüklükler, temel büyüklükleri ezberlemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü toplamda 8 tane temel büyüklük var. 7 tane. Ama türetilmiş büyüklükleri ezberleyemezsiniz. Çünkü yüzlerce, binlerce türetilmiş büyüklük vardır. Ondan dolayı da türetilmiş büyüklükleri ezberlemeyin. Temel büyüklükleri bildiğiniz takdirde, kısa muzu bildiğiniz takdirde bunun dışında kalanların hepsi türetilmiş büyüklüklerdir diyorum. Ben şurada 5-6 tane türetilmiş büyüklük aldım ama bunun dışında yüzlerce, binlerce türetilmiş büyüklük vardır arkadaşlar. Bunun yanında skaler ve vektörel büyüklük dedik. Skaler sayı ve birimi ile ifade edilen büyüklüklerdir demiştik. Örneğin 5 kilogram, 5 sayı kilogram birimidir. 25 santigrat derece, 25 sayı santigrat derece birimi gibi büyüklükler skaler büyüklüklerdir demiştik. Vektörel büyüklükler ise sayı, birimi ve bunun yanında yönü de olan büyüklüklere vektörel büyüklükler denir demiştik. Örneğin hız demiştik, kuvvet demiştik, ağırlık demiştik arkadaşlar. Size örnek olarak ne demiştim? Tahtaya bir kuvvet uyguluyor ise bunun bir büyüklüğü vardır, bunun bir yönü vardır, bunun bir birimi vardır. Büyüklüğü 5'tir, birimi Newton'dur, 5 Newton. Yönü de nedir? Tahtaya doğru. Yukarı doğru, aşağı doğru, sağa doğru, sola doğru olabilir. Veya belli bir hız ile Ahmet gidiyor dediğimiz zaman, Ahmet 7 metre bölü saniye hız ile hareket ediyor dediğimiz zaman arkadaşlar, hız olduğundan dolayı
illaki kesinlikle bunun bir yönü vardır. Yani ya sağa gidiyordur, ya sola gidiyordur, ya Ankara'ya gidiyordur, ya İstanbul'a gidiyordur. Hız ile gidiyor ise illaki bir yöne doğru gidiyordur ve dolayısıyla yönü vardır. Ve dolayısıyla vektörel bir büyüklüktür demiştik. Tabii hız ile sürat aynı şey değildir demiştim arkadaşlar. Unutmayın. Hız vektörel bir büyüklüktür. Sürat skaler bir büyüklüktür. Sürat ile hız aynı şey değildir. Sürat araçların göstergelerinde ibrenin gösterdiği şeydir. Ama hız ise yönü, doğrultusu, büyüklüğü olan büyüklüktür demiştik. Şimdi bunu geçen hafta anlatmıştı arkadaşlar. Devam ediyorum. Fizik alt dallarında ezberlememiz gerektiğini tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Yazdırdığım sorular karşınıza çıkabilir farklı şekillerde veya belki de aynı. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vektör neydi arkadaşlar? Büyüklüğü, birimin yönü olan büyüklüktü değil mi vektör? Örneğin arkadaşlar, bir vektör var ise bir başlangıç noktası olması gerekiyor, bir bitiş noktası olması gerekiyor, bir de yönü olması gerekiyor. Şimdi bakın, ben şurada bir doğru çizdim. Bu bir sayı doğrusu arkadaşlar. Sonsuza kadar ne yapar? Gider bu. Bu sayı doğrusu üzerinde şu noktadan başlayıp şu noktaya kadar olan bir vektör. Dikkat ederseniz başlangıç noktası var, bitiş noktası var ve bir de büyüklüğü var değil mi? İşte bu gibi büyüklüklere vektör denir arkadaşlar. Bir vektör bir simge üzere ok ile gösterilir. Yani bir büyüklük eğer bir vektör ise üzerinde x üzeri ok, hocam, y üzeri ok yazıyorum, z üzeri ok, a üzeri ok, b üzeri ok olarak gösterilir. Yani bir simgenin üzerinde ok işareti var ise bu büyüklük vektörel bir büyüklük olduğunu hemen anlayacağız. Vektörel büyüklük demek ne demektir? Hem büyüklüğü olacak, hem yönü olacak, hem doğrultusu olacak demektir. Peki arkadaşlar, bakın bir vektör çizdim şu anda. Bu tahtadaki A vektörünün şeklini böyle çizdik. Siz bunu sayı doğrultusunda şöyle de gösterebilirsiniz. Örneğin sıfır noktasından başlayıp 10 metreye kadar gittiğiniz zaman arkadaşlar ne olacaktır? 10 metre büyüklüğünde bir A vektörümüz olacaktır. Bu A vektörü ise o da nedir? 10, şu uzunluk metre ise 10 metre olacaktır. Tabii yönümüz ne olacaktır? Sağa doğru. Siz buna sağa doğru, sola doğru, kuzeye doğru, güneye doğru, aşağı doğru, yukarı doğru, yani yönü var olan her şey vektörel bir büyüklüktür demiştik. Vektörü de kısaca böyle ifade ettikten sonra bu geçen haftanın bir nevi devamı arkadaşlar. Ama şekil olarak vermemiştim. Şimdi şekil olarak verdim. Şurayı siliyorum. Şimdi diyorum ki bileşke kuvvet. Tekrarımızı sildik. Bileşke vektör, özür dilerim. Arkadaşlar vektörün ne olduğunu biz biliyoruz. Şimdi bileşke vektör nedir? Vektör, bir de şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Özür dilerim. Daha iyi konu anlaşılsın diye. Şöyle bir cismimiz olsun arkadaşlar. Bu cismi 5 Newton ile şu taraf doğu olsun, şu taraf batı olsun. Ben yanlış çizdim. Şu taraf genelde doğu olur, şu taraf genelde batı olur. Şimdi şekildeki K cismine 5 Newton'luk bir kuvvet batı yönünde uygulanıyor değil mi? Buna örnek olarak diyorum. Vektörü örnek olarak diyorum. Şekildeki K cismine 5 Newton'luk bir kuvvet batı yönünde uygulanıyor. İşte bu kuvvet nedir arkadaşlar? Vektörel bir büyüklüktür. Bu bir vektördür. Neden? 5 Newton sayı, 5 sayı Newton birimi batıya doğru olması ise yönünü verdiğinden dolayı bu bir vektörel büyüklüktür. Yani bu cisim ne yapacaktır arkadaşlar? 5 Newton'luk kuvvet ile batı yönüne doğru hareket edecektir. Bu
bu böyleyken arkadaşlar şimdi bileşke vektör diyoruz. Bileşke vektör birden çok vektörün yaptığı etkiyi tek başına yapar, tek başına yapan vektöre bileşke vektör denir. Evet arkadaşlar, bileşke vektör neymiş? Birden çok kuvvetin veya vektörün yaptığı etkiyi tek başına yapabilen vektöre bileşke vektör denir. Bileşke vektör arkadaşlar büyük V ile gösterilir. Evet, şimdi ne demek istiyorum? Tabii arkadaşlar bu bir vektörel büyüklük olduğu için üzerinde ok işareti olması gerekiyor değil mi? Ne dedik? Bu vektörel büyüklüklerin üzerinde ok işareti vardır. Peki, bileşke vektör dedik. Tanımını yaptık. Burada ne anlatmak istiyoruz? Ne kastediyoruz arkadaşlar? Şimdi ona bakalım. Bir cismin üzerinde birkaç tane etki olabilir değil mi? Altı siliyorum. Şuraları siliyorum arkadaşlar. Ekran görüntüsünü almayı unutmayın. Ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Benim görüntümü almayın. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir cismimiz olsun. Bu cismin üzerine 5 Newton'luk bir kuvvet şöyle etkiliyor. 3 Newton'luk kuvvet şöyle etkiliyor. 10 Newton'luk kuvvet ise şöyle etkiliyor. Şu tarafa batı dedik. Şu tarafa ise doğu dedik. Şimdi arkadaşlar demin şuradaki cismin üzerinde sadece 5 Newton'luk kuvvet vardı ve batı yönüne doğru hareket ediyordu değil mi? Neden? Çünkü batı yönüne doğru sadece bir kuvvet etki ediyor. Burada baktığımız zaman arkadaşlar 5 Newton'luk kuvvet var, 8 Newton'luk kuvvet, 3 Newton'luk kuvvet var, 10 Newton'luk kuvvet var. Ve bu cisim hangi yöne doğru kaç Newton'luk kuvvetle hareket edecek? İşte buna diyeceğiz ki birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen vektöre bileşke vektör denir. Ne demek istiyorum? Şöyle düşünün. Bir ip var arkadaşlar. İpin karşısında üç arkadaşımız var. Ve diğer karşısında ben varım. Tabii ki tek başımayım. Güçlüyüm çünkü. İpin tekrar diğer tarafında ben olduğundan dolayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Güçlü olan tarafa doğru ip hareket edecektir değil mi? Hangi tarafta daha fazla kuvvet var ise cisim veya o taraf kendisine doğru çekecektir. Aynı şekilde masa var önümde. Bu masayı sağa doğru siz çekiyorsunuz, sola doğru ben çekiyorum. Hangi tarafa doğru daha çok kuvvet uygulanırsa masa o yöne doğru hareket edecektir. Şimdi hangi yöne doğru daha çok kuvvet var onu bulmamız lazım o zaman. Diyorum ki, mavi ile yazacağım inşallah görünür, görünmezse söyleyeyim. Arkadaşlar batıya doğru etkileyen kuvvetler nedir? Yazmıyor. Batıya doğru etkileyen kuvvetler nedir arkadaşlar? 5 Newton artı 3 Newton değil mi? Bunlar aynı yöne doğru çekiyor. O zaman batıya doğru arkadaşlar 8 Newton'luk bir kuvvet mi etkiler? Şunu şöyle diyebilir miyiz o zaman? Şu tarafa doğru 8 Newton çekiyor. Şu tarafa doğru ise 10 Newton çekiyor. O zaman 10 Newton'luk kuvvete doğru mu hareket eder bu cisim? 8 Newton'luk kuvvete doğru mu? Tabii ki ekran görünüyor mu arkadaşlar? Biraz büyük yazarsanız hocam çok görünüyorlarmış. Büyük yazıyorum. Evet devam ediyorum. Tabii ki arkadaşlar cisim ne yapacaktır? Daha büyük kuvvetin uygulandığı yöne doğru hareket edecektir değil mi? O zaman 10 Newton'luk kuvvetin yöne doğru hareket edecektir. Tamam bunu bulduk.
Yani cisim doğuya doğru hareket edecek. Ama bu cisim 10 Newton doğuya çekiyor, 8 Newton batıya çekiyor. O zaman kaç Newtonluk bir kuvvet ile hangi yöne doğru hareket edecektir? Diyeceksiniz ki arkadaşlar bunlar birbirine zıt olduğu için çıkacak. O zaman aynı yöne olanları topluyoruz, zıt yöne olanları da çıkarıyoruz. Bu cisim ne yapacaktır arkadaşlar? 2 Newtonluk kuvvetle 10 Newton'dan 8 Newton'u çıkardığımız zaman 2 Newton'luk bir kuvvet kalacaktır fark. Hangi yöne doğru? Tabii ki büyük olanın yönüne doğru. Yani doğuya doğru. İşte bakın arkadaşlar. Normalde cismimizin üzerinde 10 Newton, 5 Newton ve 2 Newton, 3 Newton'luk kuvvetler var. Fakat bu 3 kuvvetin yaptığı etki sadece neymiş? 2 Newton'luk bir kuvvettir. İşte bu 2 Newton'luk kuvvete biz bileşke vektör, bileşke kuvvet diyoruz. Biz bu üç kuvvetin yaptığı etkiyi sonucu 2 Newton olduğu için bunların hepsinin yaptığı etkiye bileşke kuvvet diyoruz. Ve dolayısıyla bunun bileşke kuvveti 2 Newton'dur. Devam ediyorum. Bir örnekle bunu biraz daha açıklığa kavuşturmaya çalışalım. Örnek. Hemen ilk cevabı verene sürpriz edeyim ben. Çikolata. Kesme şekeri. 6 Newton, 8 Newton. Şu yön batı, şu yön doğu. Arkadaşlar, şekilde gördüğünüz A cismi 6 Newton'luk ve 8 Newton'luk kuvvetlerin etkisi altındadır. Bu cisim kaç Newton'luk kuvvetle hangi yöne doğru hareket eder? Bu cismin cevap geldi bir tanesine. Yani kısacası bileşke vektörü nedir? Bileşke vektörü cevap ne hocam? Hocam üç tane öğrendiğimiz yerde ama biz herhalde ilkine cevap verebileceğiz. Evet. Değil mi? İlk Seray Kaleli yazdı. 14N Dilara Bayan yazdı. 14N Batı. Biri daha Kubay'a diye biri 14 Nebatı, Yılmaz Efe 14 Nebatı. Çok güzel. Yüksel 14 Nebatı. Bakın, bakın arkadaşlar, ben size fiziğin basit ders olduğunu söylemiştim değil mi? Ben bu kadar. Yazmış. Fizik bitti arkadaşlar, fizik bu kadar işte. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın, fizik gerçekten basittir. Kafaları hani eğer siz zordur yapamayız derseniz zaten yapamazsınız. Ama görüyorsunuz ki dikkat ederseniz, severseniz basit bir ders olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hemen hepiniz doğru cevap verdiniz arkadaşlar. Neden? Özür dilerim, yönünü söylemediniz ama değil mi? Hangi yöne doğru? Hepsi batı, sadece 14'ler batı dedi. Çok güzel, doğru. Hepiniz doğru cevap vermişsiniz. Arkadaşlar, sorunun cevabını doğru dediniz. İki tane kuvvet var, ikisi de batıya doğru. O zaman ikisini de yönü aynı olduğu için toplayacağız diyoruz. O zaman bileşke kuvvetimiz yani büyük R üzeri O eşittir. Şuna F ve F1 kuvveti, şuna da F2 kuvveti dersen F1 artı F2'ye eşittir. Çünkü neden? İkisi de aynı yönde. F1'imiz 6 Newton artı 8 Newton. O da nedir? 14 Newton. Hangi yöne doğru arkadaşlar? Batıya doğru. Batı. Dolayısıyla bileşke kuvvetimiz ne olmuş oldu arkadaşlar? 14 Newton'luk kuvvetiyle batıya doğru olmuş oldu. Çok güzel. Sıradaki örneği o zaman daha rahat yaparsınız. Evet, sıradaki örneğim şu. Kuzey ve güney yönlerini vermişim. 8 Newton
3 Newton, 6 Newton, 6 Newton. Bu cisimler hangi yöne doğru kaç Newton'lu kuvvetle hareket eder? Yani bileşke vektörü nedir? Bileşke vektörü nedir? Valla 3 farklı cevap. Cevaplar alalım. Herhalde yok. Hocam yok. Dilara Bayan 12 ne kuzey demiş. 12 Newton kuzey. Seray Kaleli 23 kuzey demiş. 23 Newton kuzey. Ondan sonra Yılmaz Efe 223 kuzey demiş. 223 kuzey. Yılmaz. Oğlum nerelere uçuyorsun lan? Yüksel gene 2 ne kuzey demiş. Mete... Kaç? 2 ne? Dur hocam pardon. 12 ne kuzey demiş gene. 12 ne kuzey. Tude, Gamze 23 ne kuzey demişler. Yani hep böyle. Yani 12 ile 23 arası gidip geliyor. Bir de işte Yılmaz Efe herhalde. Yılmaz Efe ne demiş? 223 demiş. 223. Tamam. Ha, Yılmaz Efe şey yazmış. Hocam yanlış yazdım. Bir tane 2'yi fazladan yazmışım diye. 23 yani. Tabii Yılmaz yanlış yazdı. Peki Yılmaz. Arkadaşlar bakalım. Yani... Evet hocam Yılmaz çok tatlı. Yılmaz hocam. Yılmaz bir görüntünü aç bir oğlum bir bakalım. Yılmaz hocam seni çok sevmiş. Neden? Benim kadar tatlı mısın sen de? Ben bu okulda benden tatlısını göremedim de. Evet. Enaniyetim yok arkadaşlar. Çok mütevazı biriyimdir aynı zamanda. Devam ediyorum. Arkadaşlar, şimdi yapacağımız şey şu. Bileşke kuvveti bulmak için kuzeye doğru hareket çekenler bir de güneye doğru çekenleri bir bulmam lazım. Çözüm diyorum. Çözüm. Kuzeye doğru çekenler arkadaşlar 6 Newton ve 6 Newton değil mi? 6 Newton, 6 Newton daha ne yapar arkadaşlar? 6 Newton, 6 Newton daha ne yapar? 12 Newton yapar değil mi? Yani kuzeye doğru 12 Newton çekiyor. Peki güneye doğru 8 Newton var. Bir de 3 Newton var değil mi? 8 Newton, 3 Newton daha ne yapar arkadaşlar? 11 Newton yapmaz mı? Şimdi şöyle düşünün. İpin bir ucunda 12 Newton çekiyor, diğer ucunda 11 Newton çekiyor. Ve tabii ki güçlü olan tarafa doğru hareket edecektir. Güçlü olan taraf hangisi? 12 Newton. Yani kuzey. Yönünü bulduk. Kuzeye doğru. Tamam. Herkes kuzeyi buldu. Ama yönleri ters olduğundan dolayı bakın 12 Newton kuzeye, 11 Newton da güneye doğru olduğu için 12'den 11'i çıkarsınız. Yani benim bileşke kuvvetim arkadaşlar 12 Newton eksi 11 Newton, o da 1 Newton kuzeye doğru olacaktır. Neymiş? 1 Newton kuzeye doğru bileşke kuvveti. Hepiniz bildiniz mi? Evet, bildiniz. Değil mi? Kaç çıktı cevap şimdi? Cevap 1 Newton kuzeye doğru. Hiç kimse bilmiyor. Evet, ne yazık ki. Hocam siz dinleseydiniz belki. Evet, arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ne yapıyoruz? Aynı yönü olanları topluyoruz. 6 ile 6 Newton'u topladım. 8 Newton ile 3 Newton'u topladım. Sonra büyük olandan küçük olanı çıkardım ve büyük olanın yönünü tercih edeceğim. Çünkü her zaman güçlü olan kazanır. O zaman 12 Newton yukarı doğru çekmiş toplamda, toplamda 11 Newton da aşağı doğru çekmiş. Tabii ki bu yukarı doğru arasındaki fark 1 Newton olduğu için 1 Newton'luk kuvvet ile kuzeye doğru hareket edecektir. Peki, bunu yapamadıysak bir soru daha soracağım. 2 dakikamız var. 2 dakikam var. Soruyu veriyorum. Diğer ders cevapları alacağım. Evet, sorumu şöyle arkadaşlar.
K cisimine 15 Newton, 25 Newton, 5 Newton ve 30 Newtonluk hatta bir kuvvet ayetliği, bir kuvvet ayetliyorum arkadaşlar, bir 5 Newtonluk kuvvet ayet ekledi. 5 Newtonluk kuvvete etki etmektedir. K cisimine 5, 5, 30, 15, 25 Newtonluk kuvvetler etki etmektedir. Bileşke kuvvet nedir? Veya bileşke vektör nedir? Hadi bakalım. Bir sonraki ders, süremiz var mı daha? Bir dakikamız kaldı. Bir dakikamız var. Siz arkadaşlar soruyu bir sonraki derse cevaplamış olan karşıma çıkar. Hepinizin yapmasını bekliyorum. Bilenler bilmeyenleri anlasın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar birimleri? 15 Newton. Bulanık diyordu, bir tekrar okuyabilir misiniz? Arkadaşlar yönlerini de belirteyim, özür dilerim. Şuraya batı diyorum. Şu yöne doğu diyorum. Batı yönüne doğru 15 Newton ve 25 Newtonluk kuvvetler. Doğu yönüne doğru 5 Newton, 30 Newton ve 5 Newtonluk kuvvetler etki etmektedir. Buna göre K cisminin bileşke vektörü nedir? Diğer ders görüşürüz arkadaşlar. Şimdi. Ben zaten bir şey anladım. Şimdi. Cevapları okuyayım mı? Evet, cevaplar. Dur be hocam, ben hepsine bir bakayım. Çocuklar bayağı yanlış ya. Dur. Haklı olanları alayım. Böyle demiş ki iki eşik ama demiş. Açılacak i̇ki. Yani. Hocam şimdi çocuklar bir okulu falan konuşmuşlar. Biri demiş ki sıfır ne mi olacak demiş. Sıfır Newton mu olacak? Cisimde de biri. Suda külük sıfır ne mi olacak demiş. Sıfır Newton. Ondan sonra Suda demiş ki soru yanlış bence demiş. Soru yanlış. Çok güzel. Lami Yaşın sen demiş. O soru yanlış tespitini yapan arkadaş, tebrik ediyorum seni. Lami Yaşın sıfır ne olabilir o zaman demiş. Yılmaz Efe 80'de olmaz herhalde. 80'de olmaz herhalde. Bence de olmaz. Yani. Öyle demiş. Biri 75 bulmuş ya hocam. 80, 75 bulan var mı? 75, hepsini toplamış. Ne yapmış? 75'i bulmuş hocam. Hepsini toplasam bile 75 etmiyor oğlum. Nasıl buldun be kızım be? Biri demiş nasıl? Ki 1. 1. 40 ne demiş biri. Biri 40 ne tam. Yön yok, 0 ne oluyor demiş Yılmaz. Peki. Hocam biri 5 ne batı demiş. Ne demiş? 5 ne batı. 5 Newton batı. Evet. Aman Allah'ım. Yılmaz sıfır ne hocam demiş. Biri anlamadım hocam, bu soru değişik demiş. Güzel. Evet, anlamayanlar ve bu soru yanlış diyenler için devam Sude. Ediyorum. Sude yanlış diyen. Sude, iyi dinle kızım. Bak şimdi. Arkadaşlar, yine kuvvetleri vermişim ve yine demiştim ki bileşik kuvveti bulalım. Yöntemimiz aynıydı. Aynı yöne çekenleri toplayacağız. Yine aynı yöne çekenleri toplayacağız. Ve bir zıt yöne çekenleri de birbirinden ayıracağız. Ama yönünü belirlemek için de ne demiştik? Kuvvetli olanın yönüne doğru olacak demiştik. Şimdi sorunun cevabını yukarı yapıyorum. Arkadaşlar batı yönüne doğru. Bakın batı yönüne doğru. 15 Newton çekiyor ve 25 Newton çekiyor değil mi? 15 Newton, 25 Newton daha ne yapar? 40 Newton yapar. Yani arkadaşlar batı yönüne doğru, batı yönüne doğru 40 Newton çekiyor. Aynı şekilde 5 Newton doğruya doğru, bir 5 Newton daha doğruya doğru ve bir 30 Newton daha doğruya doğru. 5, 5, 30 daha ne yapar arkadaşlar? 40 Newton da doğruya doğru oldu mu? Şimdi 40 Newton doğruya doğru çekiyor, 40 Newton da batıya doğru çekiyor. O zaman birbirinden zıt yönleri çıkaracağız demiştik. 0 Newton buldunuz. Doğru. Yani bileşke kuvvet nedir arkadaşlar? R eşittir 40 Newton
eksi 40 Newton, o da eşittir 0 Newton. Peki 0 Newton ne demektir arkadaşlar? Bunu yorumlamak lazım. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Buradan ben çekiyorum masayı, diğer tarafta yine ben çekiyorum. İkimiz de aynı güçte miyiz? Aynı güçteyiz. O zaman bu masa bir yöne doğru hareket eder mi? Etmez. Yani 0 Newton'luk bir kuvvet var ise arkadaşlar, bu cisim hiçbir yöne doğru hareket etmez. Olduğu yerde aynen kalır. Yani ne doğuya doğru gider, ne batıya doğru gider. 0 Newton'luk bir kuvvet üzerinde etki ettiği için bu cisim hiçbir yöne doğru hareket etmez. Çünkü bileşke kuvveti R'si 0 Newton'dur. Bileşke kuvveti 0 ise bu cisim hareket etmez demektir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sesiniz biraz daha gür hocam, olabilir mi? Öğrenciler dönüyormuştu. Bir de iki tane beşi ne yaptığınız görmedim demiş biri. Ne yaptığınızı görmediniz mi? Topladığımız. Şimdi bazıları hocam çok bağırıyorsunuz. Sanki okuldan evimize kadar sesin iletilmesini mi sağlıyorsunuz diyor. Ama ben de şok oldum hocam. Bazıları da hocam ilk kez oldu yani bu. Hocam biraz bağırır mısınız? Gırtlağımı mı yırtayım bilmiyorum ki. Evet. Sessiz. Bağırıyorum. Evet arkadaşlar, tekrar etmemi ister misiniz? Görünmeye, anlaşılmaya yer mi vardı? Sadece beşleri ne yaptınız demiş biri. Neden yaptınız? Beşleri topladınız. Arkadaşlar topladım. Neden? Her iki beş de aynı yöne doğru çekiyor değil mi? Bakın. Doğruya doğru 5 Newton, 5 Newton ve 30 Newton çekiyor. 5, 5 daha 10, 30 daha 40 Newton. Dolayısıyla 40 Newton ne yapıyor? Doğruya doğru çekiyor. Batıya doğru ise 15 artı 25, o da ne yaptı? 15 ile 25'i topladığı zaman yine 40 Newton. Dolayısıyla ipin her iki tarafından da aynı kuvvet uygulanıyor. O zaman bu oyunu kimse kazanamaz arkadaşlar. Neden? Oradan da 40 Newton çekiyor, buradan da 40 Newton. Bu cisim hiçbir yere doğru hareket etmez. Çünkü her iki tarafta uygulanan kuvvet eşit. Okey. Bir soru daha mı vereyim? Verin hocam, bizi çözelim. Son sorumu veriyorum. Hadi. Son sorumu veriyorum. Artık bunu yapabilmeniz lazım. Bunu yapamazsanız arkadaşlar dersi bitireceğim. Tabii onun için yapmamazlık yapmayın. Evet, devam ediyorum. Şeklini çok büyük çizeyim. Görün. Bakın arkadaşlar şuna dikkat edin. Çekiyor, şu kuvvet itiyor. 6 Newton. Şu kuvvet 5 Newton. Şu kuvvet 3 Newton. Bunlara isim vereceğim. F1 kuvveti, F2 kuvveti, F3 kuvveti, F4 kuvveti veya vektörü. Şimdi arkadaşlar, K cismini yönümüzü hemen belirliyoruz. Şurası neydi? Batı. Şurası neydi? Doğu. Siz buraya sağ sol da diyebilirsiniz. Değiştirin. Bu sefer de sağ sol olsun. Sağa doğru, sola doğru olsun bu sefer de. Sağa doğru mu? Sola doğru mu olacak? Şimdi arkadaşlar, dikkat edin, 18 Newton'luk F4 kuvveti çekiyor. 3 Newton'luk F3 kuvveti itiyor. Bakın çekmiyor, itiyor. F1 kuvveti çekiyor, F2 kuvveti itiyor. O zaman çözümünü hemen yapın. Bileşke kuvvet nedir? Çözüm. Bir püf noktayı göz önüne alın.
Ne demiştik? Aynı yöne çekenler toplayacaksınız. Sonra birbirinden çıkaracaksınız. Aynı yöne çekenler, doğruya çekenler hangileri? Özür dilerim, sağa doğru çekenler hangileri? Sola doğru çekenler hangileri? Toplayacaksınız, sonra birbirinden çıkaracaksınız. Büyük olanın yönüne doğru olacak. Hadi Berkin Hocam'dan önce yaparsanız kazanırsınız. Hangi? Mantıklı. Doğru değil mi? Dur bir yapayım. Evet. Çocuklar böyle mi ben şu an? Evet. Cevap. Dur hocam. İlk çözene bakayım. Gamze, hadi pardon. Yüksel 13 ne batı demiş. 13 tam batı. Evet. Evet, sağ ol. Sabah ilgiye başlayan biri 16 ne demiş. Tuğde Külük 16 ne demiş. Yüksel. 16 Yüksel hangi yöne doğru ama? Yönünü yazmamışlar. Arkadaşlar yönü, bu soruda yönünü yazmasanız tam puanı alamazsınız. Çünkü vektörel bir büyüklük bu. Yüksel 13 neye batı demiş. Lamia 16 neye demiş. Batı. Cici Sevda 16 neye sağ demiş. 13 Yüksel sağ. Yüksel 13 neye batı. Adar 16 neye batı. Balım Sıla 16 neye sağ. Yüksel tekrar değiştirmiş 13 neye sağ demiş. 16 neye sağ demişler. Peki. Sanırım yaklaştınız. Bakalım doğru mu? Şimdi arkadaşlar yapacağımız şu. Sağa doğru çeken kuvvetler hangileri? Bakın dikkat edin arkadaşlar. 18 Newton sağa doğru çekiyor. Bir de 6 Newton sağa doğru itiyor değil mi? Yani 6 Newton ile 18 Newton ne yapmış? Sağa doğru çekiyor. Ok işaretlerin bakın yönlerini özellikle belirttim. Bu tuzağıma düşmeyesiniz diye. Neden buralara koydum? Bu arkadan itiyor. Bu yana doğru itiyor. Bu çekiyor. 3 Newton itiyor. Düşünsenize. Biri çekiyor, biri olmadı. Biri çekiyor, biri itiyor. İterseniz zıt yönü etki etmiş olursunuz. O zaman 18 Newton ile 6 Newton sağa doğru çekiyor demektir değil mi? Hemen diyorum ki sağa doğru olanlar 18 artı 6 Newton değil mi? O da ne yaptı arkadaşlar? 24 mü? Evet. Sağa doğru 24 Newton etki etti değil mi? Burada takılan var mı? Bakın arkadaşlar 18 Newton da sağa çekti. 6 Newton da aynı yöne doğru etki ediyor. Peki sola doğru etki edenlere bakıyoruz. Sola doğru 5 Newton bir çekiyor bir de 3 Newton itiyor. O zaman 5 Newton artı 3 Newton o da 8 Newton değil miydi? Bakın sağa doğru 24 Newton, sola doğru ise 8 Newton etki etmekte. O zaman bir kere bu kuvvet güçlü olanın tarafa doğru hareket edecektir. Sağ tarafta 24 Newton var, sol tarafta 8 Newton var. O zaman hemen diyeceğiz ki bir kere sağa doğru hareket eder bu. Değil mi? Yönümüz sağa doğru. Ama kaç Newtonlu kuvvetle? Bileşke kuvvet R eşittir 24 eksi 8 Newton o da eşittir 16 Newton olarak çıkar. Demek ki 16 Newton sağa doğru bu cisim hareket edecektir. Var mı problem? Foto çok parlıyor da. Çok parlıyor. Kalemimi de değiştireyim. Kalem değiştireyim. Evet arkadaşlar bu burada son sorum olsun. Bununla ilgili bol bol soru çözmeye çalışın. Takıldığınız yerleri bir sonraki konuda dersimizde yine sorabilirsiniz. Bileşke kuvvet kısaca böyle arkadaşlar. Burada sadece size bir hile yaptım arkadaşlar. Şunu şu ikisini toplama yaptıysanız yanlış yaparsınız. Bu ikisini topladıysanız yanlış yaparsın çünkü ikisi aynı yöne çekmiyor. Eğer ikisi aynı yöne çekmiş olsaydı ikisini toplardınız. Fakat burada dikkat ederseniz 18 Newton'luk ile 6 Newton'luk sağa doğru çekiyor.
5 Newton'luk ile 3 Newton'luk ise sola doğru etki ediyor. Bundan dolayıdır ki onları birbiriyle toplayıp çıkarıyoruz. Yani okların yönü, doğrultusu önemli arkadaşlar. Bu okun hangi yöne doğru etki ettiğini şekillerde görüp ona göre işlem yapmanız gerekiyor. Takılan soru soran yok sanırım. Yok hocam. Peki arkadaşlar, vektör, bileşken vektörü de kısaca bu. Karşımıza böyle bir soru çıkacaktı. Geçen hafta arkadaşlar temel ve türetilmiş büyüklükleri anlatmıştım size. Ve bu temel büyüklükler işte kısa buz temel büyüklükler demiştik. Türetilmiş büyüklükler de bunun dışındaki büyüklüklerdir. Bu büyüklüklerin sembolünü ve uluslararası birimini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da sınavlarda karşımıza çıkabiliyor. Örneğin deniliyor ki belirliyor uzunluk, kütle, zaman, bunların birimlerini yazınız, sembollerini yazınız diye. Hemen verildiği zaman şu uzun sembollerini, şu birimlerini bilmeniz gerekiyor. O zaman özellikle temel büyüklükleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Uzunluk, arkadaşlar temel büyüklüğümüzün ismi uzunluk. Sembolü öyle gösteriliyor. Uzunluğun birimi metredir arkadaşlar, değil mi? Biz uzunluğu buradan İstanbul'a kaç metre diye sorduğumuz zaman veya kaç kilometre diye sorduğumuz zaman uzunluğun birimi ne olacaktır? Metre olarak olacaktır. Veya şu kaç metredir diye sorduğum zaman cevabını santimetre veya metre cinsinde verebilirsiniz. Uzunluğun birimi arkadaşlar metredir. Kütle küçük m ile gösterilir ve birimi kilogramdır arkadaşlar. Zaman küçük t ile gösterilir. Birimi saniyedir. Saniye arkadaşlar uluslararası birim, yani uluslararası birimi zamanı saniye olarak kullanılır. Dakika olarak kullanılmaz. Kilogram olarak kullanılır, metre olarak kullanılır. Sıcaklık. Sıcaklık arkadaşlar büyük T ile gösterilir. Birimi Kelvin derecedir. Uluslararası birimi, örneğin biz sıcaklığı santigrat derece ile ölçüyoruz. Termometre ile ölçüp santigrat derece olarak ifade ediyoruz. Ama uluslararası birimi Kelvin'dir arkadaşlar. Akım şiddeti küçük I ile gösterilir. Amper. Işık şiddeti büyük ö ile gösterilir, kandela birimi. Madde miktarı küçük n ile gösterilir, birimi mol'dür. Bunları bilmemiz lazım, temel büyüklükler bunlar. Türetilmiş büyüklükler arkadaşlar, buraya 5 tanesini yazdım. Kuvvet büyük ö ile gösterilir, birimi newton'dur. Bakın arkadaşlar, newton demek kilogram çarpı metre çarpı bölü saniye kare demektir. Dikkat ediyor musunuz? Kütleyi uzunluğu çarpıp saniyenin karesine bölmüşüz. Bir Newton nedir? Kuvvet nedir? Türetilmiş büyüklüktür. Neden? Temel büyüklüklerin birbiriyle çarpılması ve bölünmesi sonucu oluştuğu için türetilmiş bir büyüklüktür demiştir. Temel büyüklükler tek başına bir şey ifade edebilir ama türetilmiş büyüklükler temel büyüklükler kullanılarak elde edilen büyüklüklerdir demiştim. Sürat, V ile gösterilir arkadaşlar, birimi metre bölü saniyedir. Bakın uzunluğu saniye bölünce sürat elde etmişiz. Enerji, birimi büyük E ile gösterilir, birimi joule'dür. Birim joule demek arkadaşlar kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare demektir. Dikkat ederseniz hep temel büyüklükler birbiriyle çarpılması ve bölünmesi sonucu oluşmuştur. Basınç büyük P ile gösterilir. Birimi Pascal'dır. Newton bölü metre kare. İki tane türetilmiş büyüklük yani. Elektrik yükü Q ile gösterilir arkadaşlar. Birimi Q ile gösterilir. C ile gösterilir birimi. Ve A çarpı amper çarpı saniye olarak ifade edilir. Şuranın ekran görüntüsünde alın arkadaşlar. Yazılarda, sınavlarda kütlenin, süratin, enerjinin, akım şiddetinin biliyorsunuz biz derste konu anlattıklarımızdan sorarız arkadaşlar. Anlatmadığımız şeyleri sormayız. Dolayısıyla bunları bilmeniz size fayda sağlayacaktır. Çoktan seçmeli sorularda veya doldurmalı sorularda karşınıza çıkabilir. Uzunluğun birimi aşağıdakilerden hangisidir? Metre mi, saniye mi, kelvin mi, amper mi gibi. Sıcaklığın birimi aşağıdakilerden hangisidir? Sıcaklığın birimi
saniye mi, kilogram mı, kelvin mi, amper mi gibi karşınıza sorular çıkabilir. Şurayı siliyorum. 10 dakikanız var hocam. Tamam hocam. Örnek. A, B, C, D, E. Evet arkadaşlar, cevabını bekliyorum. Kuvvet, uzunluk, zaman, akım şiddeti, enerji. Joule hangi büyüklüğün birimidir? A. Kuvvet. B. Uzunluk. C. Zaman. D. Akım şiddeti. E. Enerji. Söyleyeyim mi hocam şartları? Evet. İlk Yılmaz Efe cevaplamış. Hı hı. E demiş, Gilara E, Adar Yiğit E, Lamia, Sude, Seray, Adar, Bektaş, Kuvay yazan hepsi E demiş. Bektaş neredesin sen? Hiç sesini duymuyorum ya. Bektaş şimdi geldi. Bektaş bak oğlum, katılmıyorsun derslere. İlk kez cevap verdim bak, takip etmiyorum sanma. Evet Bektaş, doğru cevap verdin. Arkadaşlar tebrik ederim. Basit bir soru değil mi? Edirne. İşte karşında böyle bir soru da çıkabilir. Şöyle bir soru da çıkabilir. Örnek. Madde miktarının sembolü nedir? Madde miktarının sembolü nedir? A, B, C, D, E. Madde miktarının sembolü. A, büyük Ö. B, T, C, Q, D, küçük E, E, küçük İ. Madde miktarının sembolü nedir? A, büyük Ö, B, küçük T, C, Q, D, N, E, İ. Evet, verdiniz mi cevabı? O zaman şuradaki ilk cevabı bakalım hocam bir saniye. Boya yazıcık var. Seray E demiş, Sude Külük D demiş, Yılmaz Efe D demiş, Adar D demiş, Bektaş D demiş. Bektaş tebrik ederim. D ve E arasında hocam. E diyen arkadaşlar, bakın arkadaşlar E diyenler, küçük Y. Küçük Y'nin birimi neydi? Akım şiddeti değil mi? Kalemim yazmış. Arkadaşlar, küçük Y akımın sembolüdür. Dikkat ederseniz madde miktarının sembolü küçük Y'dir. Ve dolayısıyla madde miktarının sembolü arkadaşlar küçük N'dir diyebilmeniz lazım. Tamam. Böyle basit sorular kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Böyle basit sorular kaçırırsanız altınızdaki deveyi kaçırmış olursunuz. Peki. Devam ediyoruz. Bunu da anlattıktan sonra
Evet, fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi diyorum hemen. Şuraya yazıyorum. Buradan da karşınıza nasıl soru çıkacak? Gördünüz değil mi gençler? Son 5 dakikanız kaldı. Son 5 dakika. Evet. Tamam. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi. Alanlar da değil. Şimdi arkadaşlar burada ne demek istiyorum? Fiziğin diğer alanlarla, diğer disiplinlerle ilişkisi nedir? Örneğin bir fiziğin matematikle, felsefeyle, tarihle, coğrafyayla, İngilizceyle veya kimyayla, biyolojiyle ilişkisi var mı yok mu? Şimdi fizik bir doğa bilimi olduğu için arkadaşlar doğadan meydana gelen bütün olayları incelemektedir. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar fiziğin kimya ile, biyoloji ile, sonra tarih ile, matematik ile, sonra coğrafya ile, sonra arkeoloji ile, arkeoloji, kazı bilim değil mi gençler? Sonra müzik ile, müzik, spor ile gibi birçok alan ile ve burada arkadaşlar daha yazamadım birçok mühendislik var. Elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, mühendisliklerin tamamı, hepsini diyebiliriz arkadaşlar. Mühendisliklerin tamamıyla fizik biliminin ilgisi, alakası vardır arkadaşlar. Kimyada arkadaşlar bazı terimleri fiziko-kimya dersi ile açıklayabiliyoruz. Fiziko-kimya. Yani kimya dersi de fizik diye bir ders var kimyacıların işlediği. Kimyasal bazı tepkimeler arkadaşlar fizik alanında yaralanarak açıklıyorlar. Biyolojide DNA'ları, RNA'ların çalışma prensibini yine fiziğe bağlı olarak inceliyorlar. Tarihte arkadaşlar tarihin nasıl düşünebilirsiniz? Tarihte arkadaşlar arkeoloji olarak düşündüğünüz zaman tarihi de arkeoloji bunlar bazı tarihi yerlerin kaç yıllık olduğunu veya işte tarih eserinin değerini kaç yıllık bir süreye önce meydana getirildiği gibi arkeolojik çalışmalar, tarih çalışmalar fiziğin nükleer fizikten kullanılarak arkadaşlar tespit ediliyor. Yani bir maddenin, bir cismin kaç yaşında olduğunu fizik biliminden faydalanarak yine tespit ediyorlar. Matematik arkadaşlar, matematikte fizik zaten iç içedir. Demin yaptığımız işlemlerde görüyorsunuz arkadaşlar ne yapıyoruz? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme veya bir işlem yapıyorsanız F eşittir M çarpı A. Yani fizik tamamen nedir? Matematikle bağlantılıdır. Çünkü tamamen toplama, çıkarma, çarpma, bölme, türev, integralin kullanıldığı bir bilim dalıdır. Fizik ile matematik onun için de ilişki ile alakadardır. Coğrafya arkadaşlar, coğrafyada şunu diyebiliriz, gelgit olayları var. Sonra yağmurun, karın, dolunun oluşması, yere inme olayları, yer çekimi kaynaklı olup yine fizik ile alakadardır arkadaşlar. Müzik arkadaşlar çalgı aletlerimiz var. Çalgı aletlerimizin tellerini uzun tuttuğumuz zaman farklı bir ses, kısa tuttuğumuz zaman farklı bir ses veya davulu geldiğiniz zaman farklı bir ses, gelmediğiniz zaman daha farklı ses. Yani tin sesleri veya farklı sesleri arkadaşlar yine fizik alanı ile alakadar olarak müzik aletlerinin üzerinde etkisini görebiliyorsunuz. Spor olarak da arkadaşlar şöyle düşünün. Sporda da arkadaşlar bir basketi atacağınız zaman bir potaya basketi tutturabilmeniz için potaya topu tutturabilmeniz için belli bir atış ile o topu atabilmeniz lazım. Bu da nedir arkadaşlar?
İşte belli bir kuvvet, belli bir açı ve belli bir mesafeyi hesaplayıp o topu tutturabilmeniz lazım. Veya bir topa vurduğunuz zaman yine aynı şekilde hareket etmeniz lazım. Konu çok güzel olursa bitmek üzere dersimiz. Arkadaşlar fiziğin birçok alan ile ilişkisi vardır. Bu alanlardan birkaçı bunlardır. Bunun dışında mühendislikte ve birçok alanda vardır. O zaman fiziği hayatımızın her noktasında her zaman kullanabiliyoruz. Bilginiz olsun diyorum ve bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Haftaya bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı atabilirsiniz.